Bunlar geliyor bazen de zorlayıcı oluyor. Üst üste koydum. Deneyelim birlikte görelim. Şimdi A'nın tümleyeni kesişim B. B'nin tümleyeni kesişim A. Birleşim A kesişim B demiş. Bu direkt mevzuyu aslında fark etmeniz gereken bir soru. Bu B fark A'ydı. Hatırlayalım. Bu A fark B'ydi. Bunların birleşimi bir de birleşim A kesişim B. E bu zaten direkt bakın A'nın farkı B'den. B'nin farkı A'dan. Bir de kesişim. Bunların hepsinin birleşimi ne olur? A birleşim B olur. Bu soru bakın çok da sıkıntı çıkaracak bir soru olmadı gördüğünüz gibi. Şimdi bu model sorunun burada da e, çizilmiş hali var. Çizilmiş bir versiyona bakacağız. Şıklardan yine gidip hangisi olabilir onu kontrol etmeniz lazım. Burada şimdi tek tek, tek denemek istemiyorum. Siz lütfen deneyin. Ee, sonra da ben doğru cevap üzerinden gideyim. En fazla bir tane yanlış göstereyim. Çünkü bunlar kolay soru oluyor. Sadece yapmamız gereken ne? Şıkları doğru irdelemek burada. İlk gözünüze çarpan cevap acaba hangisi diye e, sormak isterdim size. Herhalde E derdi herkes. Çünkü burada diğerleri böyle hem karışık görünüyor hem de birçoğu olmuyor zaten. A, B, C, D çok acayip görünüyor. Ama bakın C farkı neresi? Burası. B fark C neresi? Burası. Bunların birleşimi ne yapar? Evet hakikaten bu görüntü yapar. Bir tane de yanlış cevap yapayım. Bakın D şıkkını soracak olanlar olabilir hocam. Hemen atladınız E'ye. Hadi bir bakın o uzun görünen iyi bir yapın bakalım. Ne olacak sorun değil. C fark A birleşim B. Şimdi C fark A birleşim B arkadaşlar burasıdır. Tamam mı? Sonra A kesişim B fark C. A kesişim B neresi? Burası. Bunun C'den farkı neresi? Burası. Peki bunların kesişimi ne? Boş küme. Şu bakın bunla, bunların kesişimi ne? Hiçbirisi. O yüzden bu eğer böyle olsaydı doğru cevap olurdu. Ama kesişim olduğu için D bu yüzden değil. Evet, bu harfli olunca zaten iş biraz daha rahat arkadaşlar. X kesişim Y'nin tümleyeni birleşim Z'nin tümleyeni fark Y demiş. Hemen bakalım burada ee, ne? Sağlıyor bu durumu x kesişim y'nin tümleyeni Evet x kesişim y harici olanlar bunlar Yani A G D F E ve H arkadaşlar Birleşim z'nin tümleyeni demiş z'nin tümleyeni neresi arkadaşlar A B G H Dolayısıyla bunların hepsi birleşince H'dan zaten var bir tane gitti ee, Başka aynı harften A'dan var bir tane gitti ee, G'den bir tane var bir daha almaya gerek yok. Böylece A G D B F E H oldu. Tamam, bu kenarda dursun şimdi. Fark Y demiş. Y neresi arkadaşlar? Hemen görelim. Y de B C G F. O zaman B C G F'yi çıkarmam lazım. Şimdi G çıkacak o zaman. F de çıkacak. Ee, başka e, ortak var mı? B var onu da çıkaracağız. O zaman A, D, E, H kaldı bakın. Bu şekilde şekil olduğu için sayı da olduğu için gayet kolay elenmiş oluyor. Son sayfaya geldik. 29. soru. A, B bir küme ve evrensel küme olmak üzere. E'nin tümleyeni birleşim, A kesişim, B'nin tümleyeni fark. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyenin tümleyeni demiş. İşin içinde fark var, tümleyenler var. Evet, şimdi burada bir uğraşın bakalım soruyla arkadaşlar. Ee, şekil çizerek yapan da oluyor. Burada şekil çizmeden de bir yapmaya çalışacağım bakalım. Şimdi A kesişim B'nin tümleyeni. Şunu kalemle düzelteyim. A kesişim B'nin tümleyeni. Fark işlemi olunca bunu kesişim yapıyorduk. İkincinin tümleyenini alıyorduk. Şimdi burada zaten hali hazırda bunun üstünde bir tümleyen var. Ben bir daha tümleyen alınca bunlar birbirini götürecek. A'nın tümleyeni kesişim, B'nin tümleyeni olacak. Eğer işlemler hep kesişim kesişim kesişimse ya da hep birleşim birleşim birleşimse aradaki parantezi kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. Bir de neden bu dönüştürme işlemini yaptım? Fark işlemleriyle kesişimler birleşimler karışıyorsa orada fark çok işimize yaramayabilir arkadaşlar böyle karışık görünen sorularda. O yüzden farkı kesişime döndürmenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla burada artık sıranın önemi var mı? Hayır çünkü şey gibi düşünün A çarpı B çarpı C ile C çarpı B çarpı A aynı şeydir. O yüzden bakın A kesişim A'nın tümleyeni B'nin tümleyeni kesişim Yine B'nin tümleyeni kesişimi böyle yaparım. Böylece bakın burası boş küme olur. Boş küme ile herhangi bir şeyin kesişimi de her zaman ne gelecektir? Boş küme gelecektir. Böylece E'nin tümleyeni birleşim boş küme oldu. Haliyle E'nin tümleyeni zaten boş küme. Boş küme ile boş kümeyi birleştirirsek cevap boş küme gelir.